Abi merhaba. Abi Barış Pınar operasyonunun kazananı kim? Türkiye. Başka kim olur? Türkiye mi kazandı abi? Abi Barış Pınar operasyonunun kazananı sizce kim? Kim kazandı? Kim kazanacak hanım? Türkiye kazandı. Daha ne olacak? Türkiye mi kazandı abi? Tabii Amerika'yı ayağına getirdi. Daha ne işten gel? Amerika ayağımıza geldi diyorsun. Tabii geldi tabii. Daha ne gelecek ki? Daha ne gelecek oğlum? Terörü bitirdik mi abi? Ne bitecek? Terör bitmez oğlum. Ömür boyu bitmez terör. Suriyelileri gönderebildik mi abi? Oğlum ne diyecek? Bir kısmı gitmiş, bir kısmı daha gider. Niye diyeceğim? Olur. Allah kimsenin başına. Sen düşmüş olsan, sana yardıma varsan hepini tutup da kovalayacak mı Türkiye? Bana kimse yardımcı olmaz abi. Ben ona eminim de. Neye yardımcı olmaz? Ben düşsem bana kimse yardımcı olmaz. Ben ya ona eminim. Bırak Allah'ını seversen ya. Müslüman Müslümana yardımcı olur ya. Gavur gavura zaten yardımcı. Amerika'yı kim getirmiş inceye kadar? Hangi devlette gördünüz Amerika'yı ayağına getireni? Abi şöyle operasyondan önce getirdi. Ben helal sana olsun, bir sorum helal daha olsun, var. Tayyip'e. Helal olsun Tayyip'e. Helal olsun Tayyip'e. Hadi. Eyvallah abi. Size sorayım abi. Siz ne diyorsunuz? Operasyonun kazanan kim oldu sizce? Vallahi kazananı ben bilemem abi. Ben misafirim. Sence ben senin fikrini soruyorum abi. Benim mi? Hı-hı. Türkiye kazandı. Türkiye kazandı. Evet. Neden abi? Nasıl kazandı? Başımıza bela. Hı-hı. Böyle şeyler. Biz rahat ekmeğimizi yemiyoruz ki. Operasyon Kürdüdür. Yapmamızın amacı neydi abi? Operasyon yapmamızın amacı ne olabilir? Suriyelileri göndermek herhalde. Evet. Güvenli bölge oluşturmak. Ya güvenli bölge oluşturmak tabii. Suriyelileri gönderebildik mi abi? Göndereceğiz. Göndereceğiz. Rahat bir onların oranın rahatlığı sağlanırsa göndereceğiz. Sağlanmazsa mecburuz bakacağız. İnsani görevimizi yapacağız. Başka bir şey değil. Az önce abi söylediği gibi Amerika'yı ayağımıza getirdik diyor abi. Amerika'yı dize getirdik diyenler de var bu şekilde. Amerika'yı dize mi getirdik biz? Bence biraz evet. Getirdik diyor. Bence. Tahminim. Operasyondan önce abi şöyle bir şey söyleniyordu. Biz bitti demeden bitmez diye bir şey söylenim vardı. Biz mi bitti dedik yoksa birileri bitsin dediği için mi bitti bu operasyon? Onu tam detayını bilemem. Ben ilkokul mezunu bir adamım. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Sağ olun. Sorayım mı abi? Hayırdır inşallah yani. Barış Pınar operasyonunun kazananı kim oldu abi sence? Vallahi Barış Pınar kazananı Suriye oldu. Suriye mi? Araplar oldu. Neden abi? Ya biz de olduk yani. Aslında kazananı biz de olduk tabii ki. Eğer ki biz geri dönmüş olmuş olsaydık, bu operasyonu yapmamış olsaydık, hı-hı, yani bu kadar saygı görmezdik. Görmezdik. Yani Tayyip Erdoğan'ın bu dik duruşu, Hulusi Akar'ın dik duruşu 10 numara. Kim ne derse desin. Ben kafamın arkasına bakarım. Bakarım. Bakın. Şimdi söz hakkımız oldu. Masada bir yerimiz oldu. Eğer dönmüş olsaydık, yapmamış olsaydık bunu, lan derlerdi. Gürledi, hopladı, arkalarında bir şey yokmuş derlerdi. Ama şimdi ekonomimizden zarar vereceklermiş. Yok ekonomimizden. Yıllardan belli İran'ın ekonomisiyle oynuyorlar. Ne yaptılar İran'a? Bizim ekonomimizde bir şey yapamazlar mı diyorsun abi? Allah'ın izniyle bizim ekonomimiz çok güçlü. Şu an iyi diyorsun. Sadece bizim bir sorunumuz var. Nedir abi? İç muhalefet, birlik, beraberlik olmamız lazım. Kenetlenmemiz lazım. Muhalefet sorun diyorsun. Tabii. Biz Çanakkale'de 7 düveli yenmiş adamız. Bu operasyonun abi, Çanakkale'de evet laferi tartışılmaz zaten. Bu operasyonun amacı neydi tam olarak? Ya bu operasyonun amacı içerideki 4 milyon insanın, hı hı, yerlerine yerleştirilmesi. Artık bizim insanlarımız da yani bıktı. Gönderebildik mi abi Suriyelileri? Ama göndereceğiz. Biz gönderemediysek nasıl başarılı sayılabilir abi bu operasyonda? Soruyorum sadece. Ama göndereceğiz. Göndereceğiz. Diyorsun. Göndereceğiz. Şimdi bak, bir operasyonun ana amacı nedir? O 4 milyon insanı yerlerine yerleştirmek. Tabi bu kolay değil. Adamlar viran olmuş, yıkılmış. Tabii ki oraya destek olacağız, oraya yardımcı olacağız. Bütün şimdi bunu bir tek Türkiye yapar. Bakın arkadaşlar, Müslümanın Müslümandan başka dostu yoktur. Şimdi Müslümanlara Türkiye, dostum değil, dostumuz değilmiş abi. Bunu gördük bu operasyonda. Filistin'i, Arabistan'ı, hepsini gördük. Ya yine de bizim şey ne derler, Türk'ün Türk'ten başka dostu yok derler. Aslı bu bence artık. Aslı bu da. Tabi ben de kırgınım. Ben de kırgınım. Ama ne kadar kırgın olursak olalım, biz asili bir milletiz. Filistin'e vurulduğu anda içimize dokanıyor ya. Yine de Tayyip Erdoğan gibi bir lider bir daha gelmez. Bizim bir sorunumuz birlik beraberlik olmamız. Ne dedi?
Biz dedi yarım saat çorbayla dedi savaşmış bir milletiz. 7 düvelle. Çıktı yine demedi mi? 7 düveliniz gelsin dedi mi demedi mi? Dedi. Şöyle söyledi bir daha abi. Ben dinledim. Biz bitti demeden bitmez dedi. Size bir sorum daha var. Biz mi bitti dedik yoksa birileri bitsin dediği için mi bitirdik? Biz bitti dedik. Biz bitti dedik. Biz bitti dedik. Biz bitti dedik. Çok teşekkür ederim. Hiç korkmayın biz bitti dedik. Ama bundan sonra işte masada köşede bir yerimiz oldu. Hadi abi, tebrik ederim abi. Görüşürüz abi. Kayıtta mısın? Abi Barış Pınar operasyonunun kazananı sence kim oldu? Neyim? Barış Pınar operasyonunun kazananı kim oldu sence? Elbette Türkiye ya. Türkiye kazandı. Elbette ki. Nasıl abi? Nasıl mı? Ya arkadaş yani şimdi neydi o pompayı, penseyi, ondan sonra trompeti hepsini dize getirdi bu adam. Getirdi ya, diyorsun. Elbette. Nasıl getirdi abi? Nasıl getirdi? O var mı? Ayağımıza geldiler. Ayağına geldiler bir. İkincisi bütün Türkiye'nin bütün istek ve taleplerini peki dediler bu adamlar. Yani bunun daha iyisi söylediğimiz olamaz. Söylediğimiz her şeyi yaptırıyoruz Amerika'ya. Bence öyle. Aynen böyledir. Peki abi savaşı kazandık diyorsun. Ha. Savaşın amacı neydi? Savaşın amacı... Teröristle savaş diye bir şey yok zaten. Savaş mı vardı? Sanırım göndermek. Hayır. Savaş diye bir şey yoktur. Savaş yoktur. Savaş olmadı. Operasyon diyelim. Operasyon da değil. Neydi bu abi? Bu ney miydi? Mücadeleydi sadece. Terörle mücadeleydi. Tamam. Mücadelenin amacı neydi abi? Mücadelenin amacı şeylere, teröristlere sinirimizden uzaklaştırmak. Yani Türkiye sınırlarını tehlikeden... Güvenli bir koridor oluşturmaktı sınırda. Aynen. Ve bu güvenli koridora Suriyelileri göndermekti. Kendi topraklarına göndermekti. Biz Suriyelileri kendi topraklarına gönderebildik mi? Göndermeyeceğin belli mi? Gönderebildik. Gidecek. Gönderebilecek mi? Gidecek tabii. Gideceklerdi. Elbette. Peki abi biliyorsun biz bitti demeden bitmez. Biz bitti dedik mi? Yoksa birileri bitsin dediği için mi bitti bu operasyon? Biz bitti dedik diye yani bitti. Biz bitti dedik o yüzden bitti diyor. Çok teşekkür ederim. Tebrik ederim abi. Sağ olun. Sağ olun. Suriye'de biliyorsun Barış Pınar operasyonu yapıldı. Bu operasyonun kazananı sence kim? Amerika'dır. Amerika mı kazandı? Kim kazandı? Biz mi kazandık? Neden abi? Zaten her şey paylaşıldı. Daha önce de bu belliydi böyle olacağını. Amerika kazandı. Biz neden kazandık? Biz hep kaybediyoruz. Biz neden kaybettik abi? Sözünde durdum Cumhurbaşkanı. Girip çıkmayacağız. Temizleyip çıkacağız. Belli zaten böyle bir anlaşma olduğunu. Geri çekileceğini. Ateşkes imzalandı. Ateşkes neyse ateşkes değil de yani geri çekildi belliydi zaten. Ben bunu biliyordum yani herkes de biliyordu. Biz kaybettik. Her zaman kaybediyoruz. Barış Pınar'ı operasyonunu soruyorum abi. Kazanan kim oldu? Ben bilmem yukarıdakini daha iyi biliyor onu. Barış Pınar'ı operasyonunu kazanan kim oldu? Türkiye oldu abi. Kazandık diyorsun abi. Tabii ki. Neden abi? Nasıl? Amerika gibi bir devlet başkanını Tayyip Erdoğan liderimiz dizine getirebiliyorsa ve istediğimizi de aldıysak artık şimdiden sonra bize de kimse bir şey diyemez. Bize getirdik Amerika'yı. Getirdik evet. Bir Amerika değil dünya yani gördü neyin ne olduğunu, kimin haklı olduğunu ve oradaki yapılan insanlara zulümü. Herkes gördü. Mesela Macaristan Başbakanı. Hı hı. Yani Allah razı olsun onlardan yani. Biz bitti demeden bitmez diyorsun abi. Evet aynen. Ama biz bitti dedik mi abi bu operasyonda? Bitmedi. Daha verdiği söz yerine gelirse öyle bitti. Bitti diyeceğiz yani. Evet inşallah. Abi Barış Pınar'a operasyonunun kazananı sizce kim? İsrail. İsrail mi kazandı? Evet İsrail kazandı. Neden? İsrail'in dedikleri oldu da o yüzden. Kazanan İsrail şu anda. Şu an operasyon biliyorsunuz sonlandırıldı. Sonlandırıldı evet. Operasyona başlamadan önce biz bitti demeden bitmez deniyordu. Biz mi bitti dedik yoksa birileri bitsin mi dediği için bitti. Evet sorduğunuz sorunun içerisinde cevabı var zaten. Biz oraya temizlemeye gittik ama sanırım yollar kapalı temizliğe gidemedik. İnşallah bir gün Türk milleti gidecek orada ne kadar pislik varsa hepsini temizleyecek. Eninde sonunda temizleyecek. Türk her zaman gereğini yapar. Bizim damarlarımızdaki kan buna müsaittir. Asil kan bizim damarlarımıza var ve bunu bir gün yaparız. Neden bugün belki değil de bir gün abi? Bugün Amerika'nın ihtiyacı var seçim için. O yüzden o da kendi içerisine bazı mesajlar vermek zorundaydı. Hazır süreci için mi? Yok hayır. Kendisinin seçimi var 2020'de. Evet. Bu ya kendi halkına da bazı mesajlar vermesi gerekiyordu. Yatırım yapıyor. Şu an için evet dünya üzerimize geldi. Ekonomik güçlülüğümüzü sağladığımız zaman inşallah Türk'ün gücünü dünyaya göstereceğiz. Osmanlı tokadı değil, Türk'ün tokadını vuracağız. Çok teşekkür ederim. Evet. Abi. Peki. Hadi kolay gelsin. Siz ne düşünüyorsunuz abi? O operasyonun kazananı kim oldu? Barış Pınar operasyonu.
operasyonunu kazanan beyefendi söylediği gibi İsrail oldu. Ama hastalık bir organdan öbür organa zıplamıştır. Üreten Türkiye olmadığı müddetçe, güçlü Türkiye olmadığı müddetçe bu ötelemedir ve büyük savaşa doğru hazırlığımız yapmamız lazım. Operasyonun bizim kazandığımız söyleniyor abi. Şu an sosyal medyada bu tarzda bir şeyler var. Onlar neye dayanarak bunu söylüyor? Türk toplumunun gazını alma, iş politikaya dönük söylemlerdir. Gazını alma diyorsun. Gazını alma. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Ben teşekkür ederim. Sen ne düşünüyorsun abi? Ben kazandığımızın ekonomide görmek istiyorum ben. Ekonomide görmek istiyorum. Evet, ekonomide görmek istiyorum ben. Şu an ekonomimiz kötü mü abi? Çok kötü. Bunun nedenleri ne sence? Nedenleri işte bu tür olaylar yani. Bu tür olaylar. Hazırı alıştırdılar. Yani bu tür olaylar. Bu tür olaylar. Tüketim toplumu yaratıldık, üretim toplumunu bırakıldık. Geçmişte insanlara ne diyorlardı? Hayvancılıkta, tarımda kendi kendine yetebilen Türkiye'ydik biz, değil mi? Dünyanın bugün evet, samanı dışarıdan alıyoruz. Glukoz çurubunu insanlara yedirerekten hasta olmasını sağlıyoruz. Dünyaca ilaç sarfiyatına gidiyoruz. Pancar gibi elimize en doğal ürünü kullandırtmıyorlar. CS buğdayı gibi, kara kılçık gibi atadan kalma 10 bin senelik tohumlarımız var. Maalesef ki bunu ekmek suç. Ektiğin zaman çiftçi ceza yiyor. Ancak sadece İsrail'den gelmiş GDO'lu ürünlere devlet şu anda para veriyor, destek veriyor. Kendi ürünümüze vermiyor. Yerli ve milli dediğin burada bu değildir. Yerli ve milli olmak için kendi ürününü kendin üretip kendi halkına yedirmektir. Bugün buğdayımızı sadece CS buğdayından ya da kara kılçık buğdayından üretsek, şekerimizi sadece pancar şekeri olaraktan bütün gıdalarda kullansak, piyasadaki hastalıkların %30'u otomatik olarak ortadan kalkar. Ve halk refah içerisinde sağlıklı bir yaşam içerisinde sağlıklı nesil yetiştiririz. Neslimizi de düşünmek zorundayız. Bundan dolayı tüketen bir toplumdan kurtulup fabrika satan, fabrika kapatan değil, fabrika açan, üreten bir toplum olmak zorundayız Türkiye şahlanması için.